Browning Automatic Rifle ya da çok bilinen adıyla BAR, 1917 yılında hizmete girmiş Fransız yapımı Schuchat ve Bennett Mercy makineli tüfeklerinin yerini alması için daha hafif ve mobil şekilde tasarlandı. BAR'ın hizmete girdiğinde asıl amacı piyade hücumu sırasında felden ateşlenerek siper temizliği yapmak. Fakat az mermi almasından dolayı bu amacında başarılı olamadı. Zaten savaş bir sene sonra bittiği için ancak 1938 yılında ABD ordusunda standart haline geldi. Esas mevzusu 2. Dünya Savaşı'nda başladı. Tamam, BAR'ın 7.62'lik mermisi oldukça etkiliydi ve atış keskinliği de fena değil. Fakat İngiliz Bren makineli tüfeği gibi kendi muadillerine göre az mermi alması hala daha büyük sorundu. Alman STG-44'ü gibi hareketli bir taarruz tüfeği olmaktan da çok uzaktı çünkü ağırdı. Soğuk Savaş döneminde yerini M14 doldurmaya çalışsa da ABD ordusunun hafif makineli tüfek sorununu efsane M60 makineli tüfeği çözecekti. 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş gibi konularda daha fazlası için seni uzun videolarıma da bekliyorum. Shortlarla sınırlı kalma.